Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kaya Haber Bülteni'nin 9. bölümüyle karşınızdayım. Dakiyos. Bölümcü. Birbirinden farklı, özel 3 tane çok uzatmayacağımız özel bir bölüm. Bu arada benden haberlerinizi esirgemeyin. Sen de gel haberdar ol. Kapıda durma, ceryan yapıyor. Hala abone değilsen abone ol. Bildirimleri de açmayı unutma. Aşağı yorumlar kısmında da belirtebilirsin ne tür haberler çekmemi istiyorsan yazabilirsin. Ben de sizler için çekerim. Demiş olduğum gibi, her neyse, şimdi çok uzatmaya gerek yok. İlk haberime spor haberleriyle başlamak isterim. Ve sonunda da YouTube Premium özelliği bugün başladı. Tarih kaç? Yani ben bugün baktığımda vardı. 17.07.2019. YouTube Premium nedir? Video sonuna kadar izlerseniz öğrenmiş olursunuz. Yoksa YouTube paralı mı oluyor? Bence tabii ki de hayır. Göreceksiniz, son haberimi izleyin, tamam mı? O zaman o halde çok uzatmayalım. Haberimize geçelim. Benden sonra ilginç bir haber var. Sonra da YouTube Premium haberi var. Çok uzatmayacağınız güzel güzel bir haber var. Neyse, çok uzattık. Buraya kadar bile çok uzattık. Görüyorsunuz mu? Dakikalar 1.9. 30. Neyse, geçelim o zaman. Son dakika. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe transfer haberleri. 2019-2020 sezon öncesinde 3 büyükler transfer çalışmalarına devam ediyor. Finansal yapıdan dolayı ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe bir yandan kadroda düşünmediği isimleri elden çıkarmaya çalışırken bir yandan hesaplı ama kaliteli transfer peşinde. Beşiktaş İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina forması giyen savunma oyuncusu Victor Hugo ile büyük ölçüde anlaştı. Transferdeki sessizliğini koruyan siyah beyazlıların 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Victor Hugo ile görüşmeler sürdürdüğü öğrenildi. Kanat bölgesinde eksiltiliğini geçen sezonun ikinci yarısında Ankara Gücü forması giyen Tyler Boyd ile doldurması beklenen siyah beyazlılar stoper hattını da güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Victor Hugo'yu kiralamak için İtalyan ekibine bir teklif bulundu. İki taraf arasında görüşmeler sürüyor. Galatasaray'da gündem Falco. Eseri. Geçen sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Galatasaray'da forvet ve orta saha arayışı sürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran sarı kırmızılı ekip, Fransız ekibi Monaco forması giyen forvet oyuncusu Radamel Falcao ve İngiltere Premier League takımlarından Fulham'ın orta saha oyuncusu Jean Michel seriyi kadrosuna katmak istiyor. Burada Regis 4.5 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'ya gönderen Galatasaray orta sahasındaki boşluğu fil dişili oyuncu Jean Michel Seri ile doldurmayı planlıyor. Seri geçen sezon Fulham formasını 32 kez terletti ve 1 gol 2 asiste oynadı. Fenerbahçe'de hedef Luis Gustavo. Transfer sezonuna hızlı başlayan Fenerbahçe'nin geçen sezon Fransa Lig 1 takımlarından Marsilya forması giyen Luis Gustavo için görüşmelere başladığı iddia edildi. Transferde bu sezon Murat Sağlam, Emre Belezoğlu, Allah Yar Sayyad Manes, Altay Bayındır, Vedat Muriç ve Gary Rodriguez gibi isimleri kadrosuna katan Sarı Lacivertliler ön libero transferi için harekata geçti. Geçtiğimiz günlerde milli oyuncu Mehmet Topal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, ön libero bölgesini Luis Gustavo ile güçlendirmek istiyor. Sportif direktör Damian Comali, dün Marsilya'ya uçması heyecan yaparken edinilen bilgilere göre Sarı Lacivertlilerin bu transferde kiralama formülünü kullanması bekleniyor. Gustavo alınırsa Jailson'un satılması gündemde. Adına ne olursa hayırlısı olur inşallah. Takımlar adına hayırlısı olur inşallah. Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun, bu tabii ki. Avrupa'da inşallah ülkemizi ellerinden geleceklerini, yani ellerinden geldiklerini en iyisi şekliyle şey yaparlar, gösterirler, performanslarını sergilerler. Onun için de güzel transferler tabii ki gerekiyor. İnşallah güzel
transferler elde ederler ve güzel bir şekilde ülkemizi temsil ederler diye. Ben takım tutmuyorum. Onu açık ve net bir şekilde dile getireyim. Tüm takımlarınızı canı gönlünden tebrik eder ve bu yolda başarılarının devamını dileriz. Evet, şimdi bir sonraki haberimiz ilginç bir haber. Güzel bir haber. O halde direkt haberimiz gelsin. Işınlansın mı? Işınlansın. Türkiye dijital dönüşüme öncülük edecek. Dünya çapında 50 ülkede 18 bin çalışanı bulunan global yazılım şirketi Microfocus, CEO'sunu Stephen Mordrock 2 gün süren Türkiye ziyaretinde kamu iş dünyasının liderleriyle temaslarda bulundu. Microfocus CEO'su ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti. Dünyanın 50 ülkesinde 18 bin çalışanı bulunan 41'den fazla müşteriye hizmet sunan global yazılım devi Microfocus'un Türkiye'ye ilişkin planları 27 ve 28 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Microfocus CEO'su Stephen Mordrock ziyareti sırasında netlik kazandı. Türkiye'ye 2 günlük ziyaret düzenleyerek yazılım alanında bölgesel ihtiyaç ve beklentileri iş dünyasının liderleriyle masaya yatıran Mordrock, ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir görüşme gerçekleştirdi. Mordrock yaptığı görüşmelerde dijital dönüşüm başlığı altında çok büyük potansiyele sahip olan Türkiye'nin bu alanda bölgesel liderliğe oynadığını vurguladı. Teknolojiye yatkın nüfusun iş dünyasına dahil olmasıyla birlikte Türkiye'de şirketlerin IT kadrolarını daha da güçlendiğini kaybeden Microfocus CEO'su Stephen Mordrock, Türkiye'de iş yapan şirketlerin sürekli inovasyon arayışı ve Ar-Ge vizyonu çizdiğini görüyoruz. Bu da hem bölgesel hem global anlamda Türkiye'ye yatırım yapmak için ideal bir pazar haline getiriliyor diye konuştu. Türkiye ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mordrock, dijital dönüşümün sonuçları çok hızlı ve etkili biçimde gözlenebiliyor. Fakat bu dönüşümün kendisini aynı hızda yapmak koşullar olgunlaşmadığı takdirde hataya davetiye çıkarıyor hatırlatmasını yaptı. Şirketlerin dijitalleşme yolculuğuna çıkarken hassas analizler gerçekleştirerek ihtiyaç ve hedefleri doğru belirlemesinin önemine dikkat çeken Mordrock, örneğin pek çok şirkette tam dijital bir yapıyı bir anda kurmak mümkün değil. Bunun için öncelikle geleneksel IT yapılarını yeni nesil sistem ve uygulamalara harmanlayan hibrit tasarımlar çıkarılması gerekiyor. Şirketler bu nedenle mevcut IT altyapılarını dijital altyapılarla birlikte kullanabileceklerini daha çevik projeler üzerinden ilerleyerek verimlilik sağlıyor, dedi. Fokus Türkiye Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca bugün için dijital dönüşümün en verimli, en gerçekçi uygulaması hibrit altyapılarıdır. Şirket içindeki altyapıyı özel, bulut ve genel bulut ile birlikte kullanan bu tip yapılanmalar kurumların mevcut IT yatırımlarını koruyarak daha kontrollü ve güvenli adımlar atmalarını sağlıyor. Microfocus olarak bu süreçte DevOps, IT yatırımları, bulut, güvenlik, bilgi yönetimi ve Linux, açık kaynak gibi pek çok alana dokunan geniş bir çözüm ağı ile kurumların yanında yer alıyoruz diye ekledi. YouTube paralı mı oluyor? Yok canım sende. YouTube paralı maralı olmaz. İnşallah da olmaz yani. Bence kulağa saçma geliyor. Kulağıma saçma geliyor YouTube'un paralı olması. Neden mi diyecek olursan çünkü YouTuber olma yolunda birçok ilerleyen video üreticisi var, tamam mı? Üreticisi var, video üreticisi var. Yani YouTube paralı olunca ne olacak? Kimse abone olmayacak, kimseye abone olmayacak. Bu sebepten dolayı bildirim de gitmeyecek. Bildirim gitmeyince ne olacak? Video da izlenmeyecek. Ne olacak o zaman? Saçma bir şey. Ama YouTube Premium denen bir şey bence başka bir şey. O zaman YouTube Premium nedir? Onu sizlere gösterelim. Yani YouTube paralı olacak diye böyle saçma sapan konuşanlar oluyor. Bence YouTube paralı olmaz. İnşallah da olmaz. Zaten aboneden daha çok izlenme daha önemlidir. Ama bunun için de abone gerekiyor biliyorsunuz ki. Ve yani inşallah böyle bir durum yaşanmaz. YouTube Premium dediğimiz olay ise tamamen farklı bir durum. O zaman direkt haberimize geçelim. Işınlanalım. Işınlan.
YouTube'a telefondan girenler dikkat dikkat. Resmen başladı. YouTube bir süredir yurt dışında kullanımda olan ücretli üyelik servisi YouTube Premium'u Türkiye'ye bugün resmen kullanıma sundu. Peki nedir YouTube Premium? Kullananlar için ne değişecek? Üyelik ücreti bedeli ne? Uzun zamandır yurt dışında kullanılabilir durumda olan YouTube Premium an itibariyle ülkemiz içinde hizmet vermeye başladı. YouTube Premium sayesinde reklamsız şekilde video izlemek, istediğiniz videoları indirmek gibi ek özelliklere sahip oluyorsunuz. Ayrıca YouTube tarafından hazırlanan orijinal içerikleri de izleyebileceksiniz. Stoppa Tayfa rakibi YouTube Müzik de bugün kullanıma sunuldu. YouTube uygulamasından veya web sitesinden ulaşabileceğiniz YouTube Premium'u ilk 3 ay bedava deneyebilirsiniz. Daha sonrasında ise farklı paket seçeneklerinden birini seçmeniz gerekiyor. YouTube Premium ve YouTube Müzik ikilisinden oluşan standart paket için aylık 16.99 ücret isteniyor. Sadece YouTube Müzik'e abone olmak isterseniz ödeyeceğiniz ücret 13.99 TL. Diğer birçok çevrim içi serviste olduğu gibi YouTube'da aile üyeliği sunuyor. 5 kişilik YouTube Premium artı olarak YouTube Müzik aboneliği 25,99 TL fiyat etiketine sahip. YouTube Premium'a abone olmak için mobil uygulamadan videoların altında çıkan indirme butonunu ve ayarlar kısmında Premium bölümünü kullanabilirsiniz. Site üzerinden de Premium abonesi olma imkanınız bulunuyor. Son olarak iOS uygulamasından abone olmaya çalıştığınızda fiyatların değişiklik gösterdiğinizi belirtelim. Örneğin 16.99 standart paketi iOS uygulaması almak istediğinizde 21.99 gibi bir ücret çıkıyor. Haberlerimiz bu kadardı. 9. haber bültenimizin sonuna denk geldik. Çok fazla uzatmadık. 3 haber sundum bunda sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. İzlerken beğenmişsinizdir okumamı. Nasıl okuyorum? Spiker gibi okuyorum mu? Yorumlarınızı alalım. Sağ üst köşede bir anket yapacağım. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Ve aşağı yorumlarda da istiyorum yani yorumlarınızı. Güzel yorumlarınızı. Yani ne tür haberler çekmemi isterseniz aşağıda çekinmeden yazın ya. Yorumlar denen bir kısım var yani. Yorumlarımız, like'larımız ne kadar çok olursa videonun önerilmesi de o kadar çok olabilir. Yani bunun için de sizlerden güzel bir beğeni bekliyorum. Lütfen yani ya. Please. YouTube Premium'un ne olduğunu anlamışsınızdır umarım ki. İnşallah ilerleyen zamanlarda hayırlısı neyse o olur diyelim. Ve bültenimizi noktalayalım. Daha fazla, daha yeni, daha güzel. Yarış seni videoda istiyorsanız demiş olduğum gibi esen kalın.